Efendim merhabalar. Şimdi hep bir Z kuşağı, Z kuşağı diyorlar ya. Aslında ben şu teşhisi koydum, nacizane. Z kuşağı problemi yok. Bu Z kuşağını yetiştiren anne baba ve aile problemi var. Şimdi sosyal medyada ve hayatın içinde gördüklerimizde çocuklarına karşı davranışlarını geçtim. Kendi hareketlerini, davranışlarını ve paylaşımlarına baktığınız anne ve babaların çocuklarından ne beklersiniz diyorsunuz. Şimdi geçenlerde işte eleştirdiğim yeni bir akım başlamış, söz etmiştim ya, işte kız kıyafetiyle, babası kıyafetiyle müzik dıt yapıyorlar. Babası kızın kıyafetlerini giyiyor, kız babasının kıyafetlerini giyiyor. Veya tam tersi olsa, anne oğlunun, oğlu annenin kıyafetlerini giyse. Mesela bu akımda biz o kıza, aa bu kız niye böyle? İşte babası bunu yaparsa o kızın daha ileride nasıl saçmalıkları, nasıl paylaşımları normal diye yapacağını tahmin etmek çok zor değil. Ama bunun yanında bir tane diyetisyen kızımız var. Babası köylü, ailesi köylü ve bununla da gurur duyuyor. Okumuş, diyetisyen olmuş, sosyal medyada da bu mesleğiyle alakalı güzel, sempatik videolar çekiyor. Ve babasına traktör almış. Babasına da bunu hediye etmiş, bunu da paylaşmış. Kimilerine göre abartı dese de bence böyle abartıya can kurban. Yani böyle çocuklar yetiştirin, bu çocuk da abartılı işte traktörü arabanın üstüne, kamyonun üstüne koyup babasına hediye etsin. Burada bu abartıyı yaşasın, inanın çok görmüyorum. Burada böyle bir Z kuşağı nesli var. Bir de öbür tarafta maalesef çoğunluk bu TikTok'ta gördüğünüz, yani gerçekten saçma sapan, ayıp dediğimiz şeylerin yapıldığı şeyler var. Şimdi biz hep Z kuşağı böyle böyleydi. Bu Z kuşağı herhalde topraktan bitmedi. Böyle kendi kendine ot gibi çıkmıyor. Bunu bir anne baba doğuruyor ve o yetiştiriyor. Evet, sistemi de sorgulayalım. Sistem de önemli. Ama ondan çok daha önemli olan anne ve babanın çocuğunla arasındaki mesafelerin niye bu kadar daraldığı. O kadar daraldı ki anne baba arasındaki mesafe, hani anne baba saygısını geçtim, edep çizgileri kalmadı. Siz bir baba kalkıp da kendisi ya da bir anne kendisi çocuğuyla saçma sapan videolar çekmeyi uygun görüyorsa, bunda bir sakınca görmüyorsa, anne buna itiraz etmiyorsa, aileden birileri uyarmıyorsa, o zaman siz o genç kızın ya da o delikanlının yarın bir gün daha saçma, daha edep dışı şeyleri paylaşacağını ve normalleşeceğini de bunu bu şekilde görürsünüz. Şimdi çok yer geziyorum, ediyorum. Şimdi de Avusturya'dayım. Fuarda insanlar geliyor. Bak, gerçekten anne baba problemi var. Mesela iki tane küçük çocuk geldi. 8-9 yaşında, ben kız çocuğu zannettim. Saçlar uzun, annenin babanın yanında. Oğlum deyince onun erkek olduğunu anladım. Bu ayrı bir konu. Bakıyorsunuz anne baba kitap okumuyor, çocuk niye okusun? Veya kız annesinin babasının yanında yani sınırları yok. Bu Türkiye için de geçer. Türkiye için daha çok geçerli hatta. Bu sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle aile dediğimiz, yani kadın erkek ve çocuklardan oluşan kurumun nasıl içinin boşaltıldığını, sınırların, babanın ağırlığının, annenin ağırlığının yani itibarsızlaştığı, çocukların bu kadar savruk olmasının sebebinin aslında anne babalarının da çoğunun sosyal medyada ve normal hayatın içinde kendilerini kaybetmekten kaynaklandığını görüyorsunuz. Bu yüzden yani ben kendi kendime dedim ki, ya hep Z kuşağı diyoruz. Siz bir Z kuşağına böylesin, böylesin, böylesin derseniz zaten biz Z kuşağıyızlar, gelip geçerler. Ama bence Z kuşağı problemi değil, sorunlu ve sorumsuz anne baba problemi var. Şimdi bakıyorsunuz bu ülkenin sağcı solcu hiç fark etmez. Zengin, sanayisine damga vurmuş insanları yetiştirenlerin çoğunun annesi İlkokul mezunu, babası ilkokul mezunu, köyden çıkmışlar ama hani tabiri caizse adam olmuşlar, kadın olmuşlar, insan olmuşlar, erkek olmuşlar. Yani bu okulun diploma ile alakası yok. Diploma seviyesi çoğaldıkça biz gerek ahlaki, gerek vicdani, gerek insani ve bir sosyal çürümenin içine girdik.
Yani okul cahilliği almıyor. Bu yüzyıllardır söyleniyor. Ama işte diploması olan kendini kültürlü ve bilgili zannediyor. Oysa ki diplomanın dışındaki eğitimler ailede verilen. Şimdi Japonlara bakıyorum. Japonların biliyorsunuz 4. sınıfa kadar asla çocuklara sınav yapmıyorlar. 4. sınıfa kadar çocuklara değer yargıları ağırlıklı olan ve hayatın içinde yaşamalarını gerektirecek, sorumluluk duygularını geliştirecek işlerle okulda çocuklar 4. sınıfa kadar öyle vakit geçiriyor. Hani hep söylüyorum bizde 3 yaşındaki çocuk, 4 yaşındaki çocuk o ayı veya kedi figürünün içini taşırmadan boyadığı zaman alkışlıyorsun. Onların yuvalarına git. Yuvada çocuklara sorumluluk yüklüyorlar. Beden eğitimi derslerinde bizde müzikal oyun gibi neredeyse onların o iki taraftan böyle top tutma ritimlerini biliyor musunuz? Yani Çin'de de aynı şekilde. Yani bizde çok fazla popüler kültür eğitim sistemine de yansımış. Aile içinde de yani çocuklara sorumluluk verilmiyor. Sorumluluğu olmayan sorumlu olur. 2 kere 2 4. Hobisi olmayanın fobisi olur. Mesela sanat diye bir şey yok. Popüler olmak istiyorlar, ünlü olmak istiyorlar, şarkıcı olmak istiyorlar. Sanatçı olmak istemiyorlar. Sanatçı olmak çok farklı bir şey. Sanatçı olmak o konuda gerçekten ilim ve bilgi sahibi olup konuya tamamen hakim olmak demek. Ama ünlü olmak istiyorlar. Çocuklar da herhalde bu sosyal medyadan sonra annelerinin de yaptıklarından sonra babalarının da paylaşımlarından ve yaptıklarından sonra ünlü olmak bir meslek gibi. Oysa ki ünlü olmuyorsun, tanınmış kişi oluyorsun. Nasıl tanındığın da çok önemli. Bu sebeple çocuklarımız çok değerli ama maalesef çocuklara eşya gibi davranıyorlar. Çocukları bir eşya gibi görüyorlar. Yani çocuk sizin en önemli varlığınız ya. Can bu. Evdeki hayvan bile. Yani çok enteresan. Bakın hayvanlar bile çocuklarını değil mi, saklıyorlar. Mesela kediler doğum yapıyorlar, köpekler bir süre yavrularını ortaya çıkartmıyorlar. Bir noktaya geldikten sonra çıkartıyorlar. İnsan denen canlı daha anne karnında ultrasonla hareketlerini her şeyini paylaşmaya başlıyor. Hani nazar var diyorlar ya, batıl inanç veya değil. Hani bunun nazarından, osundan, busundan da korkmuyorlar. Ama hayvanlar bile içgüdüsel olarak doğurdukları yavruları kimseye göstermek istemeyip korurken belli bir süre insan denen canlı, Allah'ın düşünce gücü verdiği canlı daha kendi karnındayken bu çocuğu daha karnını da karnın içindeki o sabiyi de her şeyini paylaşıyor. Sonra onun doğumunu paylaşıyor. Hatta bir haber çıktı. Bu Özlem Öz bir doğum videosu paylaşmıştı. Yani bir özel hastanede doğum yapmadı da yok bunu şu öylesine mizansen olarak yaptılar, oynadılar gibi bir haber çıktı. Bana öyle bir şeyler geldi de doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Hani doğruysa da şaşırmayacağım yani öyle bir durum var. Anlatabiliyor muyum? Doğruysa da şaşırmam. Çünkü sosyal medya öyle bir beyin ve değerleri uyuşturma yoluna gitti. Yani diyorum ya hayvanlar bile çocuklarını içgüdüsel olarak saklıyorlar. Bir süre göstermiyorlar. İnsan denen, düşünebilen canlı daha anne karnındayken çocuğunun reklamını ve çocuğunu ifşa edip doğduktan anı, doğumu, büyümesi her şey onun üzerinden hatta rant ve menfaat sağlamak için acımadan çocuğunu hiç ediyor sosyal medyada. Ucunda para varsa, ün varsa yani en değerli varlığını bile harcamaktan çekinmeyen beyinlerin oluştuğu bir toplum olmaya başladık. Olduk da daha doğrusu. Hani sadece bu bizde değil, dünyada da böyle şeyler var. Ve gerçekten üzülüyorum. Yani insan bu kadar özel bir varlık, ondan sual edilecek zaten. Hayvanlar sual edilmeyecek. Ve bu akıma herkes uyuyor. Hani baby shower'larla başlayan bir saçmalık, ultrason fotoğraflarına döndü. Doğum sancılarının paylaşılmasına döndü, ona döndü. Abi yemin ediyorum bakıyorsun doğadaki canlılar doğumunu gidiyor kuytu bir yerde yapıyor. İnsan kalkıp bunu ifşa etme ruhuna gelmişse yani dünya tersine dönüyor. Ha ben kimseye bir şey demiyorum ama yani düşünemeyen ve hayvan dediğimiz canlıların içgüdülerinden bile farklı refleks, tam tersi refleks gösteren, asıl koruması gereken insanken insan bunu yapıyorsa
ediyorsun, bir ürkütücü bir durum var burada. Burada bir saçma bir durum var diyorsun. Bu yüzden herkes soruyorlar bana her gittiğim yerde. Herkes kendi, anlatabiliyor muyum? Kendisi, kusura bakmasın kimse ama kendi çoluğuna, çocuğuna, ailesine sahip çıksın. Ortalık çok kötü, çocuklar çok zeki doğuyor. Sistem, etraf, bu çevresel faktörler ama aile, aile, aile. Bu yüzden bir adım ileri, iki adım geri, yıkılmadım ayaktayım ve duygu kontrol kitaplarımı şiddetle tavsiye ediyorum. Burada ailenin önemi ve yozlaşmanın ne anlama geldiğini yazdım. Lütfen alın okuyun. Hatta alın. Yani imkanı olan arkadaşlarına hediyesi ya sosyal sorumluluk projesi gibi. Haber kitabın ortasından yazıyorum. Bazıları ay çok sert falan diyor ama yumuşata yumuşata geldiğiniz nokta bu. Öyle değil mi? Evet dedim ya, ortada Z kuşağı problemi yok. Onların anne bebe sorunlu ve sorumsuz. Sorunsuz, sonra da sorunlu hale gelmiş anne ve baba problemi var efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.